Evet, örnek projemizin pencerelerine geçiyoruz şimdi. Pencereler için öncelikle buradan pencere aracını aktif hale getiriyorum ve pencere ayarlarına tıklayarak buradan bir pencere seçelim. Temel pencereler kısmından şu pencereyi seçelim. Tek kanatlı. Şunu seçelim. Genişliğimiz 90 santim kalsın. Biraz yüksek bir pencere olsun. Yerden kendi yüksekliği yaklaşık bir 20 santim yukarıdan olsun. Şimdi 20 santim yapayım. Kendi yüksekliği ise 230 santim olsun. Ve tamama basarak pencereleri yerleştirmeye başlayalım. Şuraya bir tane yerleştirelim. Bunun ortadan mı başlayalım? Şöyle yapalım aslında. Uzaklık seçelim. Uzaklık ayarlarını buradan ayarlayalım. Uzaklık kısmı 80 santim olsun. Ve tamama basalım. Ve buradan uzaklığı seçelim. Şimdi şu duvarın üzerinde her 80 santimde bir nokta verilecek. Şunu buraya yerleştirelim. Evet. Şimdi zemin kata geçelim. Zemin katta da pencere yerleştireceğimiz noktalar var. Şuraya iki tane pencere yerleştirelim. Şurası olsun. Evet. Bir tane de şurada olsun. İki adet pencere yerleştirdik. Şu pencereyi seçip pencere seçerken şunun köşe noktalarını yakalarsanız şu kısımları tıklarsanız daha rahat seçilecektir. Şu sağ tarafa doğru 50 santim yakınlaştırıyorum. Şimdi şu iki pencereyi seçeceğim. Şu iki pencereyi seçeceğim ve Ctrl C'ye basacağım. Ve buradan birinci kata gelip Ctrl V'ye yapıştıracağım. Ya da şöyle yapalım. Yine iz referansı kullanalım. Hemen referans olarak da çalışılan katın altını seçelim. Evet, bizim pencerelerimiz şu noktada olması lazım. Bu arada şu anda pencerelerimiz görünmüyor. Şu duvarın altında kaldı. Burada şu iz referansın olduğu kısımda ayıracı göstergizde diye bir kısım var. Bu şu anda aktif ise çizim ekranının sol sağ taraflarında ve üst alt taraflarında şöyle ok işaretleri çıkıyor. Bunu böyle kaydırırsak pencerenin nereye geldiğini daha iyi görürüz. Geçici olarak bu bizim çalışılan katı gizleyip referans katı göstermesini sağlıyor. Böyle bir şey de aslında yapabiliriz. Şuradan kuzey cephesini tıklayıp sağ tıklayıp sonra cepheyi yeni sekmede aç diyerek bu cepheden bakalım. Şu iki tane pencereyi seçip şu köşe noktasından yakalayıp yukarı yönde yine kontrol tuşuna bir defa basıyorum ki kopyasını alsın. Yukarı yönde 3 santim kopyalarsak direkt üst katta şu penceremiz oluşmuş olacak. Şimdi hemen birinci kata tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi plan kısmında da pencerelerimiz oluşmuş durumda. Demek ki üst kata gelince pencere duvara denk geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu şu pencereyi seçip sağa doğru 50 santim kaydıralım. Aynı şekilde şu pencereyi de yine sağa doğru genişletelim. Taşıyalım. Şimdi güney cephesine gelince veya şuradan yine kuzey cephemizi açalım. Evet, şurada açık. Gördüğünüz gibi üst kattaki penceremiz kaydı. Hemen şu iki pencereyi seçip Shift tuşuna basarak birden fazla nesne seçebiliyoruz. Shift'e basarak şu yönde
hareket etmesini kilitleyebiliyorum. Şu anda çifte bastığım için aşağı yukarı hareket etmiyor. Sadece sola ve sağa doğru hareket ediyor. Ve buradan şunun hizasına tıklayarak pencerelerimizi hizalamış olduk. Şimdi birinci kata bakalım. Evet, birinci katta da penceremiz üst kattaki pencerelerle aynı hizaya gelmiş oldu. Evet. Şimdi birinci kattaki pencerelere devam edelim. Birinci kattaki pencereye devam edelim. Şu pencereden şuraya kadar bir sıra kopya oluşturmak istiyorum. Bunun için şuraya tıklayarak buradan sıralı kopyala veya çoğalda tıklıyorum. Buradan kopyalama yöntemi olarak tekrarlayarak olanı seçeceğim veya dağıtarak seçsek daha doğru olur. Toplamda 5 tane penceremiz olsa yeterli. Bir tane kendi zaten orijinalinde var. 4 tane daha kopya oluşturursak yeterli. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir bunu şuraya kadar taşırsam eğer gördüğünüz gibi 4 tane kopya almış olacak. Mesafe girerek yapalım. Bunu 450 santim yazarak 4,5 metre uzunluğunda bir pencere sırası elde etmiş olduk. Tabii yine burada şu duvarımız pencereye denk geldi. Hemen yine bunu şu şekilde seçip duvarı yaklaşık olarak bir 50 santim kaydırırsak fazla oldu. 25 daha bu tarafa getirelim. Evet. Böylelikle duvara denk getirmiş olduk. Buradan iz referansı kapatarak aşağı kattaki referans görüntüsünün kaybolmasını sağlayacağım. Şimdi yine şuradan güney cephesine gelerek pencerelerin dizilişini kontrol ettik. Şu anda aşağıdaki pencereye göre simetri duruyor. Bir problem görünmüyor şu anda. Evet, F5'e basarak da 3 boyutlu halini görebiliriz. Evet. Şimdi aynı işlemi burada yapalım. Birinci kata gelelim. Şu pencerenin aynısından bir tane şuraya oluşturalım. Hemen şu cepheden görünüşünü açıp evet, şu pencereyi ben yine shift'e basarak bu yönde kilitliyorum ve şuna hizalıyorum. Bundan aynı şekilde 3 tane daha kopyalamak istiyorum. Bu köşeye tıklayıp buradan 3 2 sayısını verip yine dağıtarak olarak seçelim. Buradan seçip shift'e basarak şunun hizasını seçerek 2 pencere daha kopyalayalım. Ve böylelikle şu aşağıdaki pencerenin hizasında 3 tane penceremiz olmuş oldu. Aynı işlemi burası için yapalım. Burada 2 pencere yapacağım. Çünkü boydan boya yaparsak bir tanesi duşun içinde kalmış olacak. Hemen birinci kata geliyorum. Yine pencere aracını aktif hale getirdim. Öncelikle bir tane buraya pencere oluşturacağım. Sonra yine güney cephesini açarak bunun şöyle biraz sağa kaydıracağım. Ne kadar kaydıralım? 50 santim kadar kaydıralım. Buradan bir tane daha seçip kontrol tuşuna basarsam kopyasını alacaktır. Şu hizayı öncelikle getiriyorum. Sonra şu getirdiğim pencereyi yine simetri olsun diye bu yönde 50 santim taşıyorum. Birinci kattan bakalım. Sanırım duşun hizasına geldi. Hemen şuradan biraz daha kaydıralım. Veya önce birinci kattan bakalım. Evet, duşun hizasına gelmiş. Şunu seçip buradan yaklaşık olarak 70 santim kaydırırsak evet, sanırım bunu da ortalamamız gerekecek. Hemen güney cephesinden bakalım. Evet, duşunun duvarından dolayı tam simetri yapamadık ama mümkün olduğunca bu tarafa doğru yine kaydıralım. Arada bir 20 santimlik duvarımız oluşsun. Eğer istersek şu kapıyı istersek sola doğru biraz taşıyabiliriz.
Evet. Burada yaptığımız değişiklik direkt zemin katta da kendini gösterecektir. Evet, zaten burada da bir tezgah olacağı için mutfak tezgahı, bunu sola taşımamız yerinde oldu. Evet, şurası için hemen pencere yapalım. Bunun için yine üst kata bakalım. Üst katla zemin katımız aynı. Sınırlayıcı bir durum yok. Hemen burada yine pencere aracını aktif hale getiriyorum. Yönünü değiştirdim. Tıkladım. Evet. Pencere eklerken ilk tıkladığınızda duvarın üzerine yeri açılacaktır. Sonra daha sonraki tıklamalarınızla pencerenin açılış yönünü belirtmenizi sağlayacak. Hemen bunu yine çoğalt diyerek dağıtarak yine seçili olsun. İki tane daha kopyasını alalım. Evet. Şimdi mesafe ölçmek için M harfine basarak şuradaki ölçüyle şu anda burası yaklaşık 56 santim. Aşağıdakini karşılaştıralım. Yine M harfine bastım. Evet. Sanırım bunu bir 25 santim kadar. Şu 3 pencereyi 25 santim kadar aşağı almam gerekiyor. F5'e basarak projenin son halini görelim. Evet, şuradaki 3 pencereyi hemen üst kata da kopyalamamız gerekecek. Buradan batı cephesini açıyorum bu sefer. Evet, şurada batı cephesini açmışız. Şunu üçünü tıklayarak kontrol tuşuyla ve shift'e basarak aynı yükseklikte 3 tane pencere daha oluşturmuş oldum. Evet, şu kapıyı biraz sola taşıyalım. Evet. Bu hangi? Kuzey cephemiz. Şu anda kuzey cephemiz. Şunu seçelim. Şu kapıyı seçelim. 50 santim kadar sağa taşıyalım. Ve bunun üstüne şu pencereden bir tane kopyalayalım. Evet. Eğer istersek şu pencereyi daha geniş bir pencere yapabiliriz. Aşağıdaki kapı genişleyince bunun genişliğine bakalım. 150 santim. Şunu seçerek 150 işaretleyelim. Tabi bunu aynı hizaya da getirsek iyi olacak. Evet. Aslında görünüş olarak bunun aynısı olsaydı daha iyi olacaktı sanki. Şunu yine 90'a getirelim. Mesafesini de yine alttaki kapıya göre ortalayalım bunu. Evet. Böyle daha iyi durdu. Şimdi şu kısımlardaki pencerelerimiz tamam, kapılarımız tamam. Şurası için banyo için iki tane pencere, bant pencere oluşturabiliriz. Bir adet de merdiven için oluşturabiliriz. Şimdi buraya zemin kattan başlayan ama yüksekliği üst katta biten şu pencerelerden bir tane oluşturalım. Bunun için zemin kata geliyorum ve pencere oluştura tıklayacağım. Bunu tam merkezini seçmek için pencerenin ortasından yakalama kısmına tıklayıp buradan da yarımı seçiyorum ve şu duvarın ortasına işaretleyeceğim. Evet. Şurada
kesişim noktaları var. Kesişim noktaları arasında iyi seçmemiz gerekiyor ki şu iki kesişim noktası arasındaki orta noktayı yakalasın. Düğümler arasında seçseydik şu duvarı tek parça bir duvar olduğu için orta noktası şuralarda bir yerde çıkar. Bunun için kesişim noktaları ve yarımı seçtikten sonra şuradan evet, şu noktaya tıkladığımız an penceremiz ortalanmış oldu. Şimdi bu pencereyi F5'e basarak açalım. Penceremize tıklayarak pencerenin ayarlarına giriyorum. Şu anda penceremizin yüksekliği 230 santim görünüyor. Biz bunu 500 santime çıkaralım ve tamama basalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi penceremiz üst kata çıktı ama şu duvar ayrı bir duvar olduğu için burada boşluğunu açmadı. Bunu nasıl sağlayacağız? Şöyle yapabiliriz. Zemin kata geldik. Bu duvarı kontrol tuşuyla silelim. Kontrol tuşuna basarak şu duvarı silelim. Ve buraya yeni bir duvar oluşturalım. Tabii ince bir duvar oldu. Hemen şunu parametreleri seç tuşundan bu 20'lik duvarın özelliklerini alıp şu duvara şırıngal ediyorum ve aynı özelliklerde bir duvar olmuş oldu. Şimdi bir üst kata geçiyorum. Bu üst kattaki şu duvarı da kontrol tuşuyla iptal ediyorum. Ve böylelikle şöyle bir durum elde ettik. Üst katımızda duvar yok. Alt katımızda ise birinci kata kadar bir duvarımız var. Şimdi bu duvarın ayarlarından duvar üst seviyesine ikinci kat kısmına işaretleyerek teras kat kısmını işaretleyerek oraya kadar uzamasını sağlayacağız. Evet, şimdi zemin kata gelelim. Zemin katta biz o az önceki penceremizi oluşturursak F5'e basalım. Ve bunun yüksekliğini şuradan da değiştirebiliriz. 500 yaparsak istediğimiz sonucu elde etmiş oluruz. Evet. Penceremizin yüksekliği bununla aynı olsun. 530 yaparsak sanırım aynı yüksekliğe gelecektir. Eğer istersek şu pencereyi yerden biraz yükseltelim. Bunu 80 yapalım. Dolayısıyla bunu da 60 santim küçültmemiz lazım. 470 yaparsak daha iyi bir sonuç olacaktır. Evet. Kapı ve pencerelerimizi de tamamladık. Bir sonraki derse döşemeleri ve kirişlerimizi oluşturacağız. Ve ilerleyen derslerimizde şurada bir havuz, çatı kısmı ve gerekli detaylara geçmiş olacağız artık.